Nasıl geçiyor günleriniz? Yoğun bir çalışma temponuz var. Görüyoruz, takip ediyoruz sizi. Oldukça yoğun. Bir ülkeden bir başka ülkeye, oradan bir başka şehirlere. Oldukça yoğun bir tempomuz var. Bu tempoda işte Allah'a emanet giderek. Evet. Peki bu temponun amacı ne diyerek başlayalım? Sonra da bu yollara nasıl girdiğinizi dinleyelim sizden. Şöyle söyleyeyim. Kendi hayatınızda fark ettiğiniz, yani sorduğunuz soruların cevabı, fark ettiğiniz cevapların hakkı sadece size ait değil. O soruyu soran herkese ait o cevaplar. Yani ben eskiden sadece sıkıntıda kendim var zannederdim. Yani dünyanın, herkesin keyfi yerinde zannederdim ama insanlarla konuştukça aslında herkesin derdi var bu sınavda, hayatta. Yapmaya çalıştığım, ulaşabildiğim kadar insana kendi hayat tecrübelerimi paylaşmak. Yapmaya çalıştığım bu. Evet, çok güzel ve onlara aslında yol göstermeye çalışıyorsunuz. Aslında şöyle, lider değilim. Bunu her zaman da söylerim. Yani. Herhangi bir tarikatın, cemaatın, siyasi partinin, iş adamının adamı da değilim. Yani özgür ve bağımsız bir Bülent'im. Evet. Bu sebepten dolayı yapmaya çalıştığım çok basit. Eskiden çok arızalıydım. Şimdi daha az arızalı bir insanım. Ama çözdüm mü arızaları, daha çözemedim. Ve inanıyorum ki nefes aldığım sürece de bu arızaları fark etmek, her gün bir şey fark edecek hayatımızda muhakkak. Yani. Onları toparlamak, şifalandırmak buydu benim düşüncem. Kendi hayatımda bir şeylerin düzeldiğini fark edince işte bunları paylaştım kişilerle. Yaptığım bu. Ama bunun sonucunda da şöyle gösterelim değerli izleyenler, pek çoğunuz okumuşsunuzdur ama tekrar biz de göstermiş ve tanıtmış olalım. Bunun sonucunda da 5 tane kitap yazdınız. Yani 5 kitap yazmak zorunda kaldım. Normalde yazar da değilim. Matematik mezunu biriyim. Yani liseyi matematik mezunu, üniversitede güzel sanatlarda. Tasarımcıyım ben. İş mimarı ve tasarımcı, normalde endüstriyel tasarımcıyım. Üniversite projemde internete bağlanabilen buzdolabı. Yani tamamıyla teknik hayata, geometrik, teknik bakan bir insanım. Ortaokul ve lisede de kompozisyonlarımı annem yazardı. Yani edebiyat tarafım benim zayıftır. Yani ben normalde 3 kelimeyi ard arda söyleyemem. Fakat Rabbim öyle bir hayat yaşatıyor ki sana. Böyle halıyı nasıl silkelerlerse öyle bir silkeliyor hayat seni. Ve silkelemeye de devam ediyor. Bu sefer kendi hayatında yaşadıkların olduğu için gayet güzel konuşabiliyorsun. Çünkü ezberlemedin. Evet. Bir yerden ezberlediğin zaman unutuyorsun ama kendi hayatın olduğu zaman, hele de bazılarına çözüm bulduysan kendi hayatında, gayet de rahat anlatabilirsin. İşte dünyanın neredeyse dört bir tarafı demeyeyim de, üç bir tarafında binlerce seminer, yüz binlerce kişiye ulaştık. Çok büyük kalabalıklara ulaştık. Ve benim anlattıklarım, kendi hayatımı anlattıklarım, insanların söylediği şu, biz de aynısını yaşadık. Tamam, sen bunu böyle mi çözdün? Evet. Biz de deneyelim ve hemen hemen bugüne kadar %90'ın üstünde başarı var. Başarı da şu, kişi aslında bu bir dönüşüm. Nasıl bir dönüşüm? Eskiden alıngandın, kırılgandın, öfkeliydin, sinirliydin, hayallerin vardı, icraata geçiremezdin, ilişkinde bağlı değil, bağımlıydın. Bir sürü arıza vardı kısacası. İşte annenin, babanın, ataların sana ektikleri, toplumun sana ektikleri. Kafandaki o karmaşayı dengeye almaya başladığında, yani aslında çok kolay. Yani bir yapanı bulsan da onun yanında bir görsen nasıl yaptığını, 2 dakikada sen de yapacaksın. Bu yüzden benim için yapması çok uzundu. Çünkü inanılmaz inatçı bir adamdım ben. İnanılmaz fikri kesin ve sabit, dar bakış açılı, sabittim eskiden. Şimdi herkesin hayat deneyimine saygı duyuyorum. Ya bu onun deneyimi. Denesin bakalım ne olacak. Belki bana da faydası olacak. Evet. Kimisi diyor ki ama yanlış yapıyor. Bir insanın alanına girmediğiniz sürece
toplumda bir başkasını rahatsız etmediğiniz sürece ve helal yoldan yaşadığınız sürece deneyimlenen insanların saygı duyuyorum. Ve o da bir şey öğrenecek ondan. İşte bunları anlatmaya çalışıyorum kişilere ve kitaplar aslında böyle doğdu, nasıl doğdu? Dünyanın üç bir tarafında 10 binden fazla bireysel görüşme yaptım. 10 binden fazla bireysel görüşme. Yani kişi geldi bütün derdini anlattı. Saatlerce dinledim insanları ve şöyle söyleyeyim, pazartesinden pazara kadar, sabahın 8'inden gecenin 2'sine kadar, yıllarca insan dinledim. En son dedim ki ben deliriyorum. Ben arızalandım. Yani evet. Çünkü herkes haklı, herkes haksızlığa uğramış, herkes kendini iyi zannediyor. Aslında gelen herkes benim yansımamdı. Yani insanlara şunu söyledim. Yani düzelmem için 10 bin kişiye ihtiyacım var mıydı? Ha. Yani biri aslında şöyle, biri gelip bana bir derdini anlattığında veya yardım istediğinde aslında yardım isteyen benim. Yani o dertli gibi gözüküyor ama dert bende aslında, cevap onda da, o farkında değil. İşte komik nokta o. Benim gibi inatçı bir adamın düzelmesi için 10 bin kişi dinlemem lazım mıydı? Ondan sonra vazgeçtim bireysel görüşme yapmaktan. Sağ olsun annem Emine Gardiyanoğlu bu konuda bana çok yardımcı. Şu an Brüksel'de kendisi. Bizim oradaki akademimizde öğrencilere ders veriyor. Çok yardım güzel. İstedim ondan. O da bana yardımcı oldu. Eski eğitmen kendisi. Evet. Ben liseye giderken de anneme derdim. Yani ben senin yaptığın işi yapamam. Yani öğretmen, 30 yıllık öğretmen, emekli öğretmen. Nasıl dinliyorsun bu kadar insanı diye. Hep böyle annemi hayretler içinde bakarken aynı duruma ben düştüm şimdi. Evet. Yani kınadığında başına geliyor. İyisi de geliyor, kötüsü de geliyor bir şekilde. Bu sefer döndüm, notlar aldım, kitapları yazdım. Yazmamın amacı şu, artık bana gelmeyin. Yani okuyun, ihtiyacınız yok. Yani internet sayfası oluşturduk, Nefes 21 diye bir sayfa oluşturduk. Evet. Onda ismin eskiden Bülent Gardiyanoğlu'ydu. Şimdi televizyona bir yere çıkıyorsun, sunucu Bülent Gardiyanoğlu sitesine girin diyor. Şimdi Bülent Gardiyanoğlu uzun bir soyadı. İnsanlar ne diye yazamıyorlar şeyi, soyadını. Bu sefer oturduk, bütün eşimle, arkadaşlarla hep beraber toparlandık. Hadi Nefes olsun ismi dedik. Sonra dedim ki 21 koydum yana, 24 değil, 21 koydum. 21'inde herkes soruyor, ne demek 21? Evet, ne demek? Aslında bir insana 40 gün delisin dersen deli olur ya, evet. Ya bu bir atasözü. Aslında bir kişi kendi kendine 21 gün boyunca doğru aynı nefes şey, teknikleriyle, bak doğru nefes teknikleriyle inanarak telkin etmeyi başarırsa kendi bilinçaltını programlıyor. Evet. Biz buna 21 günde düşünce detoksu dedik. Nasıl kilo detoksumuz var ya. Evet. Bir de düşünce detoksu diye bir şey oluşturduk. Ve şu an 10 milyonun üstünde insan dünya genelinde nefes21.com'a hem girdi, yani bilgilerini paylaştık, evet. Hem de detoksa katıldılar. Çok güzel. Evet, durum bu. Çok çok güzel. Peki birazcık kitaplardan bahsetmek istiyorum. İlk kitap nasıl yazıldı ve neyi anlatıyor? İlk kitap diğeri, Evrenin İlahi Dili, evet. Birinci kitap. Onu açarsanız melek kanadı gibi oluyor şeyleri. Öyle mi? Tam böyle iki, gösterelim şey ekrana. Ve şöyle. Kabartmalı bir dokusu var. Yok, şey ekrana tarafı. Ha, tamam, evet. Melek kanadı gibi oluyor. Bu birinci kitap. Hı hı. Bu benim dibe vurduktan sonra, hayatım dağıldıktan sonra, herkes beni kötü insan ilan ettikten sonra, bir sürü borç başıma kaldıktan sonra, her şeyimi kaybettikten sonra, böyle umutsuz bir gecede dedim ki Allah'ım, yani beni neden yarattın? Evet. Yani herkesin istediği gibi olmaya çalıştım ama olamadım. Ve neden bu dünyadayım? Yani ya al benim canımı, hı hı. Ya da bana bir cevap ver, neden bu dünyadayım? Şimdi genelde olur ya filmlerde böyle beyaz kıyafetli bir derviş, evet. Gelir sana bir şey anlat. Öyle bir şey olmadı. Yani o anda bir cevap gelmedi. Gelmez. Fakat ilginç nokta şu, hayatın senden istediği aslında senin soru sorman. Biz soru sormadık bugüne kadar. Yani en dibe vurduğunda sorduğun ilk soru şu, neden ben? Bunları hak edecek ne yaptım? Ya da insanlara saçımı süpürge ettim, kimse kıymetini bilmedi. Evet. İşte bu noktadaysanız, yani hayatınızda birçok şey kötüye gittiyse ve çıkış yolu arıyorsanız, Evrenin İlahi Dili kitabı ona cevap. Evet.
ve burada da çıkış var. Yani bu kitabı kim okuduysa bugüne kadar ve uygulamaları yaptı, %99.9 başardılar. Ama her şeyin de bir vakti var. Nedir vakti? İçimizde bir denge var. İdare ederim, alttan alırım, sıkayım dişimi. Hı hı. Bir nokta var. Yeter, artık patladın. Hı. Patladıktan sonra düzeliyor. Yani Şems-i Tebrizi'nin bir sözü var. Ne korkuyorsun hayatının altı üstüne gelecek diye. Nereden biliyorsun altı üstünden daha iyi olmadığını? Evet. Ama o dönem biz kurduğumuz o dünya hali var ya, güvence kalesi, işte garanti eş, garanti çocuk, garanti iş, garanti hayat. Çok iyi olayım, toplum beni sevsin. Evet. Başarılı olayım, annem babam beni sevsin. Eğer o kulun uyanma vakti geldiyse Rabbim onu bir sınava alır. Evet. Ve sınav böyle uzaktan gelmez. Sınav her zaman en yakındakilerden gelir ve hayat sana bir çarpar ve gözünü açtığında neden bendir ilk sorusu, nasıl böyle denizde boğulmak üzere olan Suni Tevfik'in bir nefes alır ya, ilk soru neden ben, hak edecek ne yaptım bunları, evet, cevabı Evren İlahi Dili kitabında. Evet, çok güzel. İkinci kitap, bir tek. İki tam bir tek kitabı. Kısaca anlatayım onu. İlişkilerde biz hep şey derdik, elmanın yarısı ben, elmanın yarısı da o. İki elma bir ettik ya da kalbin yarısı ben, yarısı kalbin o. İki kalp bir bütün yaptık diye düşünürdük eskiden. Fakat ben yarım, o yarımsa hiçbir zaman bir bütün edemedi insanlar. O yüzden insanların önce tam ve bütün olması gerek ki hayatındaki ilişkisi de tam ve bütün olsun. Yani biz hep karşıyı suçladık. İşte aldatıldığım, terk edildiğim, yalnız kaldığım, insanlar beni sevmez ya da elimden geleni yaptım. Fakat siz yarımsanız ve sizin hayatınızda korkular varsa, hayatınıza gelen insan size o korkularınızı patlatacak ki siz onları arındırabilirsiniz. Fakat biz genelde ne yapıyoruz? Kurbana yatıp ama bana o öyle yaptı deyip 40 sene kurbanda kalıyoruz. Evet. Yani senin annen aldatıldıysa ya da baban aldattıysa senin de aldatılma oranın veya aldatma oranın yüksek olabilir. Özellikle bayanların aldatılma sebeplerinin altında bu var. Ve kadınlar, onu zaten diğer kitapta anlatacağım. İlişkilerle ilgili her türlü arızayı iki tam bir tek kitabında anlattım. Evet. Ve kadın. Evet. Kadın olmayı, kadın olmayı hatırlamayı bir erkek yazdı. Evet. İlginç. Dinlediğim 10.000 insanın 9.500'ü bayandı. 500 erkek vardı. Ben hep not tutarım görüşmelerden sonra. O notları da kitaba çevirdim. Bir kadın derse annem gibi olmayacağım ve babam gibi biriyle evlenmeyeceğim. 35'ten sonra annesinden beter oluyor ve hayatındaki adam babasından daha kötü oluyor. Eğer bir kadın erkek gibi olmasına gerektiğine inanıyorsa ya da isyan varsa, için Allah'ın beni neden erkek yaratmadın ya da ben erkek olsaydım yapacağımı bilirdim derse bir bayan, beyin bedene sürekli sen erkeksin frekansı gönderiyor. Yaydığı enerji de o şekilde oluyor. Erkek gibi bir kadın. Kocası da erkek, kendi de erkek. Bir evde iki erkek sorun yaşıyorlar. Bu da ilişki problemi. Yani kısacası şu, eğer erkek gibi olduğunuzu düşünüyorsanız, bayanlara söylüyorum, ya da hayatın bütün yükü omzunuza kaldıysa, herkes yükü size yıktıysa, işte git o yapar, git işte o halleder olduysa eğer, ya da hak ettiğiniz yerde değilseniz, Kadın Olmayı Hatırlama kitabını okuma vakti geldi. Evet. Kendi benliğinizi bulmaya. Çok güzel. Her Şey Hakikati Görmekle Başlar. 4. kitap. Bir Tekamül Yolculuğu. Evet. O çok ilginç bir kitap. Sabah gözümüzü açıyoruz. Akşama kadar kafamızda bir ses. Evet. Yapamazsın, edemezsin, başaramazsın, mümkün değil. İnsanlar seni sevmez, insanlar seni anlamaz, değerli değilsin. O değilsin, bu değilsin, bir sürü ses var kafanızda. O sesin sahte olduğunu anlatan, nasıl şifalandırmanız gerektiğini anlatan, hayatınızı nasıl düzene alacağınızı anlatan, her insanın bir yaşam amacı var bu gezegende. Yani kimse garanti bir işe girip, çocuk yapıp, emekli olup ölmeye gelmedi bu dünyada. Herkes, yani Kur'an'da da bir ayette der ki, biz size dünyada imkanlar verdik, neler yaptığınızı görelim diye.
herkes bir şey üretmesi lazım. Fakat ego devreye girer. Senin imkanın yok, paran yok, oyun yok, buyun yok. Hiçbir şeyin yok. Yani her zaman konuşu seninle. Evet. İşte bu kitap onun sahte olduklarını anlatıyor. Bir de hakikat kitabında normalde koymayacaktık ama son dakika bir bölüm ilave ettik içerisine. O da korkular bölümü. Evet. Hepimizin korkuları var. Yalnız kalma korkusu, kaybetme korkusu, aldatılma, terk edilme, parasızlık, hasta olma, acı çekme korkusu, dışlanma korkusu, reddedilme, bir sürü korkularımız var. Evet. Onların tespitini ve çözümünü de Mavi Kitap anlatıyor bize. Evet. Ve son kitabımız Mucize Son değil, Şifa. Beşinci kitap. Beşinci. Var mı başka? Son demeyelim. Beşinci yani kitap şu an muhakkak. Evet, gelecek devam. Yani ben birinci kitabı yazarken başka yazmam diye düşünüyordum. Şimdi gider diyorsunuz. Bu Mucize Şifa kitabı. Şu an kafamda herhangi bir kitap yok. Fakat akıştan dünyanın durumu ne olacağı belli değil. Mesela şöyle, Kadın Olmayı Hatırlama kitabı bizim atölye çalışmalarımızda katılanların problemleri doğrultusunda çıktı. Evet. Evren İlahi Dili bireysel görüşmelerimde dinlediğim insanların çoğunda çıktı. Hı hı. İki Tam Bir Tek Hakikat da atölye çalışmalarında çıkan bir kitap. Mucize Şifa da benim bireysel görüşme, atölye çalışmaları ve seminerlerde kişileri dinlememle çıkan bir kitap. Fakat Mucize Şifa kitabı ilginç bir kitap. Nasıl ilginç bir kitap? Şimdi ben bir doktor değilim. Evet. Tıp insanı da değilim. Fakat o kitapta 10.000 bireyse görüşme yaparsanız, yani tam rakam verdiğime bakmayın, biraz aşağısı biraz yukarısı ama oralarda tabii, bir tabii. rakamda ve gelen birçok mailde sürekli not tuttum. Yani kişi bana sürekli şunu söylüyor mesela, insanlar beni anlamıyor, kimseyi anlamıyorum, hayata çok öfkeliyim, çok kırgınım. Genelde bu insanlarda boğaz bölgesinde problemler var. Bademciklerde, faranjitte, nodüller, bunlar var. Anlaşılmadığını düşünüyor bu insanlar, duygusal insanlar. Eğer hisleri güçlüyse ve hislerini kullanmayı bilmiyorsa migreni var bu insanların. Tabii anlatacaklarımı tıp insanları, ben doktor birçok arkadaşım var. İlk başta anlamadılar ne yazdığımı fakat daha sonra dönüşleri şu oldu. Gelen hastayı, onlar için hasta ama benim için hasta değil, benim için yol arkadaşları. Yol arkadaşları. İnceledik diyorum. Hatta bir üniversitenin bölüm başkanı bile kendisi şey diyor, eskiden diyor onlara ilaç verirdik, bir tedavi sürecine koyduk diyor hastalarımızı. Evet. Şimdi diyor onlara ilaç ve tedavi sürecini verirken akciğerle ilgili bir problem olduğu için sevgiyi içine alamadıklarını söylüyoruz. Şimdi bizim insanımız doktor ona bir şey söylerse pür dikkat dinler Allah'tan. Evet. Allah'tan dinler. Şimdi onlara diyorum ki siz danışanınıza tedaviyi yaparken yani tıbbı kullanarak, teknolojiyi kullanarak tedavinizi yaparken ona nerede kalbinin kırıldığını, nerede içine sevilmediğini hissettiğini de yardımcı olun. Bu sefer özellikle kitaplarımızı Avrupa'daki psikologlar, Türk psikologlar danışanlarına önermeye başladı. Çok güzel. Türkiye'deki birçok psikolog bize mail atıyorlar, danışanlarına önermeye başladı. Yani terapilerine devam ederlerken bu kitabı da okuyun diyor. Çünkü bizim kitaplarımız tedavi amaçlı değil. Bizim kitaplarımız farkındalık amaçlı. Evet. Şimdi birçok kişi soruyor, sizin yaptığınız çalışmayla doktorun yaptığı çalışmanın farkı ne? Çok basit bir örnek vereyim size. Bir sporcu eğer bileğini burkarsa doktora gitmesi gerek. Daha hızlı koşmak isterse o konudan bilen birine gitmesi lazım. Evet. Aradaki fark bu. Biz tedavi etmiyoruz. Biz sadece neden şu an içinde bulunduğun durumdasın onu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela Einstein'ın bir sözü var. Şu an içinde bulunduğun durumu şimdiki bakış açınla çözemezsin diyor. Çünkü şu an içinde bulunduğun durumun tek sebebi şimdiki bakış açındır. Doğru. Yani ben bakış açımı değiştirirsem hayatım değişecek. Ben ne fark ettim hayatımda? Bir ülkeden başka ülkeye taşındım. Etrafımdaki insanlar daha önce isyan ettiğim insanlara dönüşmeye başladı. Ben nereye gidersem gideyim, insanlar bana hep bir önceki yerdeki gibi davrandı. O zaman demek ki kaçmak ya da gitmek çözüm değil. Ben nasıl bir frekans yayıyorum ki etrafımdaki insanlar bana hep aynısını yapıyorlar.
İşte bunları sağlıkla ilgili, özellikle kanser hastalarıyla ilgili, birçok kanser hastasına biz bu çalışmalarımızı yaparken tedavi süreçlerinde, özellikle tedavi süreçlerinde farkındalık katmaya çalıştık. Ve çoğunun da durumu iyiye gittiğini duyduk, şükürler olsun. Çok güzel. Anlattığınız şeyle ilgili iki örnek vereceğim. Lütfen. Tam böyle oturacak. Bir arkadaşım vardı, sürekli boyun ağrısından şikayet ederdi. Çok fazla doktora gitti. Ne bir boyun fıtığı çıktı, ne bir şey çıktı. Sonradan bir psikoloğa önerdiklerinde o kadar çok hani diyorsunuz ki omzunda yük varmış ki hayata dair. Hani ev yükü, iş yükü, bilmem ne yükü derken ondan dolayı omuzlarının ağrıdığını bir anda artık düşündü diyeyim. Gittiği fizik hayat tedavi. Hayat sırtınıza yıkıldıysa yük omzunuza vurur. Evet, çok ağrıdığını. Evet. Yani herhalde boyun fıtığı olarak gitti ve doktor dedi ki yok yani hani filmlerin temiz, her şeyin temiz, hiçbir sıkıntın yok. Masaj yap, geçer falan. Geçmiyor. Artık bir şeye yönlendirdi. Çünkü inanmıyor doktorlar ve ikinciye, üçüncüye gitmeye başladı ve bir psikoloğa yönlendirdiler. Hani sen bir psikoloğa git görün dediklerinde böyle bir sonuçla karşılaştılar ilginç olarak. Şimdi şöyle, kaza bulaşıcı hastalıklar ve genetik hastalıkların dışında yaşadığımız birçok sağlık probleminin altında bir düşünce yapısı var. Tabii ki. Düşünce kalıbı var. Mesela kalp krizlerini biz gözlemledik. Evet. Kalp krizi genetik olarak geldiği söyleniyor. Doğrudur, genetik olarak geliyor. Fakat kalp krizi geçiren aileleri incelediğimizde biz özellikle erkek kuşaklar, yani dede, baba, oğul aralarında sevgi bağı var. Fakat sevgiyi birbirlerine söyleyemiyorlar. Yani inanılmaz bir kırgınlık, alınganlık, bir öfke, küslük var ama sevgi bağı da çok güçlü. Yani bir taraftan arabada gaza basarken diğer ayağıyla da frene basıyor. Evet. Yani arabayı ne oluyor? Motor çatlatıyorsun bu şeker. Evet. İşte kalp krizi örnek vereyim. Mesela hazmedemediği olaylar varsa kişinin böbreklerine vuruyor. İnatçı biri ise dizlerine vuruyor. Çok öfkeli ise karaciğerine vuruyor ya da öfkeyi bastırdıysa içine. Sevgiyle iletişim problemi varsa akciğerlere vurmaya başlıyor. Bunlar hep not aldım kişilerinde. Yani onun derdi başkaydı ama hep soruyordum, sağlık problemin var mı? İşte benim karaciğerimde uzun süredir bu var. Hep yazıyordum o notları. Sonra ilk başta ilk sene dikkatimi çekmedi. Çünkü notlarıma dönüp geriye hiç bakmadım. Fakat daha sonra geriye döndükçe ilginç benzerlikler dikkatimi çekti. Yaklaşık 2 sene sürdü kitabı hazırlamam. Ve 2 senenin sonunda Mucize Şifa kitabını hazırladık. Şifa olsun herkese. İnşallah, inşallah. İkinci örneğim de şeydi. Bir arkadaşım sürekli taşınmaktan bahsederdi. Taşınacağım, taşınacağım, taşınacağım. Taşındı ama gittiği yerde de aynı sorunlarla karşılaştı. Yani taşınma sebepleri farklıydı ve gittiğinde de aynı sorunlarla karşılaştı. Dediniz ya, ben ülkeyi bile değiştirdim gene aynı şekilde. Demek ki birazcık da dönüp aynaya bakmak lazım. Şimdi şöyle söylüyorum, bakın, iş değiştirmek çözüm değil. Boşanmak çözüm değil. Arkadaş çevreni değiştirmek çözüm değil. Önce sen frekansını değiştireceksin. Mesela senin frekansın değiştiği zaman etrafındaki arkadaş çevren bir anda değişmeye başlıyor. Eskiden aşırı vericiydin, şimdi yoğunsun, ilgilenemiyorsun. Başlıyorlar sana küsmeye, kırılmaya başlıyorlar, uzaklaşmaya başlıyorlar. Hatta uzaklaşana diyor işte bak çok değişti. İzin ver, demek ki onların gitmesi gerekiyor. Ve başkalarına yer açılıyor. Geçenlerde biri bana dedi ki, Bülent dedi, yani bazen insanlar kırılıyor, ne yapacağız? Arkadaş, ben de zamanında kırılıyordum. Fakat kırılgan olan bendim diye kırılıyordum. Karşı taraf doğru söylüyordu. Eğer karşında biri varsa kırılacak olan, direkt yüzüne söylüyorum. Kırıldın mı? Kırıldım sana diyor. Lütfen kırgın kal. Lütfen kırgın kal. Çünkü kendi içindeki onu dönüştüremiyorsun. Dönüştüremediğin zaman ya kendini yok edeceksin ya beni yok edeceksin. Bazen de derim Allah bizi fedakar insanlardan korusun. Çünkü feda artı kar. Çünkü fedakar insanlar senin hayatına hızla girerler. Senin istediğin her şeyi bir anda yaparlar. Daha sonra almak istediklerini alamazlarsa ya seni ya kendilerini yok ederler. O yüzden ben insanlara diyorum ki yani hayat bir al ver dengesi. Ben de vereyim sana, sen de ver. İyilik de yapayım, sen de iyilik yap. Allah rızası için yapayım, sen de Allah rızası için yap. Yani bu değişkendir. Bunları anlatıyorum insanlara ve şunu gördüm.
bu gezegende ben dahil herkes arızalı. Evet. Ve aklı başında insan çok gözüküyor ama en aklı başında insanın bile iç dünyasında inanamayacağın kadar arızalar var. Evet. İnanamayacağın problemler var. Bunları fark ettim. Özellikle birçok işçi insan işte niye benim maddi durumum daha iyi değil ya da niye çok büyük şeyler yapamadım. Yapanlar da gördüm. Yapanların söylediği şu, hayata bir daha gelme şansım olsaydı işçi olurdum. Yani evet. O yüzden kimsenin hayatına özenmesin. Tabii. Mutluluk sana çok yakın. Eğer içinde bir vesvese eşini, çocuklarını, aileni sana kötü gösteriyorsa bu senin içinde olan bir şeydir. Onların kötü olduğu değil. Ve biz birçok çalışma yaptık. Yani çok kötü dediğiniz bir insan bile siz onun kötü tarafına odaklandığınız için kötüdür. Ve ben insanlara şunu söylerim. Ben Bülent %100 iyi bir insan değilim ama %100 kötü de değilim. Yani her insan içinde iyi ve kötü vardır. Işık ve karanlık vardır her insan içinde. Sen benim hangi yüzüme bakıyorsan beni öyle görürsün. Eğer benim kötü olduğuma inanırsan ben sana kötü tarafımı göstereceğim. Benim iyi olduğuma inanırsan sana iyi tarafımı göstereceğim. Ve sen hep onu konuşacaksın. Yani aslında sendeki yansımanı göreceğim ve onu konuşacağım. Bu yüzden biri benimle ilgili bir şey söylediğinde aslında kendini anlatıyor. Ben biriyle ilgili bir şey söylediğimde bak bu böyledir, böyledir, böyledir. Aslında ben kendimi anlatıyorum. Neden kendimi anlatıyorum? Şimdi ben size örnek vereyim. Çok severim bu örneği. Varsayın ki hayatınızda hiç yumurta görmediniz, tavuk yumurtası görmediniz, varsayın. Yemediniz ve hakkında da bilginiz yok. Yumurta dikdörtgen mi, üçgen mi? Bilemezsin. Tabii. Bilemezsin. Peki, ben biriyle ilgili yorum yaparken, birini incelerken ya da biriyle ilgili konuşurken, iyi ya da kötü, bak iyi ya da kötü. Fark etmez. Bende olması gerekiyor ki ondakini algılayabileyim. Doğru. Eğer bende yoksa anlattıkları, o zaman şöyle derim ya Aybeniz Hanım kaç gündür bir şeyler yapıyor ama anlamadım ne yaptığını. İşte bu kadar basit. Bu sebepten dolayı insanlara şunu söylerim. Hayatınızı dönüştürün. Alınganlıklarınızı bırakın. Hı. Kin, öfkeyi bırakın. Rekabeti bırakın. Egomuz, yani nefsimiz, Kur'an'daki adı nefsimiz bizi yönetiyor. Ve biz kendi içimizde nefsimizi dengeye almadan bu dünyada tekamül yapamayız. Hı. Ve kişilere şunu söylüyorum. Kendi iç dünyanızı bir inceleyin. Kendi iç dünyanızda hırsınız varsa, gizli hırs, dışarıya ne gösterdiğiniz önemli değil. Yani benim sana iyisin ya da kötüsün dememin bir önemi yok bu hayatta. Çünkü geceleyin yatıp uyuyan sensin. Ve hesabını sen vereceksin seni Yaradan'a. Ben de benimkini vereceğim Yaradan'a. O yüzden herkes maskesini koysun kenara. Çünkü maskelerin önünde yıkılmadığım, ayaktayım, ben başarılıyım, ben yetenekliyim, ben mükemmeliyetçiyim. Önünde bu var ama içinde dönen hesabı sadece sen biliyorsun. Biz bunu anlatıyoruz insanlara. Artık kendinize dürüst olun. Evet, durum bu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Dediniz ya ben kendi içimdekini bilmezsem karşındakini bilemem. Ben de kulağımda kulaklık var, süre bitti diyorlar. Siz bilmiyorsunuz, o bana geliyor diyorum. Evet. Ben bunlardan da bahsetmek istiyorum kapatmadan. Olumlama kartımız var ve farkındalık arınma kartları var. Bunları ben bir dönem gene sizden almıştım. Böyle ara ara kullanıyordum ama siz isterseniz nasıl kullanacaklarını izleyicilerin. Evet, kısaca anlatayım. Küçük olan farkındalık kartları o arıza tespit, basitin anlamı o arızayı tespit yapıyor. Evet. Öteki de arızayı düzeltme kartı. Biri tespit, biri düzeltme. İkisi birlikte çok etkili çalışıyorlar. Ve şöyle söyleyeyim size. Ufak kartlarda 108 tane var. Evet. Yani korkularımız, bağımlılıklarımız, endişelerimiz, iş dünyamız, hayatımızla ilgili durumlarda nerede takılı kaldığımızı gösteriyor. Büyük olanda da 54 tane kart var içerisinde. O da şey yapıyor, nasıl düzelteceğimi, nasıl niyetler kuracağımı gösteriyor. Aslında kitapların tamamı ve kartlar benim kendi hayatımı, kendi yolculuğumdaki benim bulduğum cevaplar. Onları da en anlaşılır şekilde paylaşmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Elinize sağlık, kaleminize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. İzleyicilerimize de söyleyelim. Sizlere ulaşmak isterlerse pek çok yolu var.
nefes21.com. Evet. Nefes21.com'dan bize ulaşabilirler. Evet. Türkiye'den arıyorlarsa bizi 0850-390-0190'dan bize ulaşabilir. O da call center'ımız var Türkiye'de. Çok güzel. Oradan benimle ilgili bilgi alabilirler, kitap temin edebilirler. Kıbrıs Antik Kitap almak istiyorlarsa Metropol yolunda Flaş Kasetçilik'ten ve Gülver Kırtasiye'den alabilirler. Deniz Plazalar'dan da bulabilirler. Onun dışında telefonlarda uygulamalarımız var. Cep telefonlarında hem Android hem iPhone'larda, yani o modellerde ücretsiz uygulamalarımız var. İnternetten canlı yayınlarımız var. Bizi takip edebilirler. Sosyal medyadan, zaten, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirler. Biz böyle bilgiyi gani gani, gönlümüz hoş paylaşmaya çalışıyoruz. İstediğimiz tek bir şey var kişilerden. Size faydası olduysa siz de paylaşın. Evet, çok benim teşekkür ederiz. Benim niyetim bu. Şifa çok olsun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, güzel bir 30-35 dakika geçirdik sizlerle. Bülent Bey bizi biraz şifalandırdı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Başka bir gündem dışı programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Salı, Reşat Akar ve Aytu